Günaydın, herkese merhaba. Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Seyir Sabah'tasınız. KRT TV Yön Radyo ortak yayınında gelişmeleri aktaracağız. Gazetelere bakacağız, ilk sayfalarını seslendireceğiz. Köşe yazarlarının bugünkü yazılarını seslendireceğiz. Yol durumuna ve hava durumuna bakacağız sevgili seyirciler. İstanbul'daki trafik yoğunluğuyla bir başlayalım. Trafik yoğunluğu haritamız ekranlarımıza gelsin. Hemen şöyle bir bakacak olursak İstanbul'daki trafik durumuna. Ortalama yoğunluk %49 şu dakika itibarıyla. Köprülere bakalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde köprü üzerinde yoğun akıcı, köprüyü trafiğe bağlayan yolda çok yoğun bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de aynı durum söz konusu. Köprüyü trafiğe bağlayan yol oldukça yoğun. Ümraniye'den başlayan Beykoz'a ve Beykoz'dan köprüye kadar uzanan bir trafik olduğunu aktarabiliriz sevgili seyirciler. Ve Gazi Osman Paşa'da da bir yoğunluk yaşanıyor Eyüp'e doğru çıkarken. Gelen uyarılara bakacak olursak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi uyarıyor. D100'de Ambarlı'dan Parseller yönüne çıkarken araç arızası var ve bu bölgede trafik yoğunlaşıyor. Bağlantı yolundaysa Esenyurt'tan Bahçeşehir'e doğru giderken sağ şeritte araç arızası var ve bu bölgede de trafik yoğunluğu yaşanıyor. D100'de ise Darülaceze'den Ok Meydanı yönüne giderken sağ şeritte araç arızası var ve bu bölgede de yoğunluk var. Evet, İstanbul'daki trafik yoğunluğu bu şekildeydi. Şimdi hava durumuna bakacağız. Peki bugün hava nasıl olacak? Bir aktaralım. Bugün birçok noktada sağanak ve yer yer gök gürültüsü sağanak yağış bekleniyor. Aynı zamanda Akdeniz için ise fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Bolu, Kastamonu, Kütahya, Afyonkarahisar'ın kuzeyi, Konya'nın güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda kuvvetli, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Uludağ'da 11 gün önce kaybolan iki dağcı halen aranıyor. Arama çalışmaları devam ediyor. Dün sabah aktarmıştık, bir baton bulunmuştu sevgili seyirciler. Yani yürüyüş sopası bulunmuştu. Bir ize daha rastlandı. Efe Sarp'ın montunun bulunduğu bölgede bir yürüyüş sopası daha bulundu. Mert Alparslan ve Efe Sarp için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar, bir jandarma insanlı keşif uçağı, iki helikopter, jandarma asayiş, jandarma özel harekat, jandarma arama kurtarma, AFAD ve sivil arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla sürüyor. Geçen pazar Sarp'a ait montun, dünse kuş uçuşu yaklaşık 70 metre uzaklıkta dere içinde saplanmış ve donmuş vaziyette batonun bulunması üzerine çalışmalar Kürekli Deresi mevkisinde yoğunlaştı. Montun bulunduğu mevkide bir batona daha rastlayan ekipler bu dağcılık ekipmanının kime ait olduğunu araştırıyor. Elverişsiz hava koşulları ve yoğun sis nedeniyle ekipler çalışmalarını güçlükle sürdürüyor. Gelelim siyasetteki önemli başlıklara. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu parti kurma hazırlıklarını sürdürüyor ve cuma günü yani yarın İçişleri Bakanlığı'na bir başvuruda bulunması bekleniyor. Aynı zamanda parti ismi de iddialar var parti ismine ait de. Bizim parti, biz parti gibi ve daha birçok iddia var. Henüz partinin ismi de netleşmiş değil. Tüm bunlar yaşanırken eski AKP'li Feyzullah Kıyıklı
kıyıklık, affedersiniz, bir grup partiliyle birlikte Davutoğlu'nu ziyaret etti ve bu ziyaret sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Kalın, Cumhurbaşkanımızın bu yönde bir görevlendirmesi olmadı, bu büyüğümüzün kendi girişimidir dedi. Anlamda, finansal anlamda Feyzullah Kıyıklı AK Parti'de yıllarca siyaset yapmış bir büyüğümüzdür. Bu konuda şu anda kendisi bildiğiniz gibi milletvekili değil. Bu konuyla ilgili olarak da yani bu Sayın Babacan'ı, Sayın Davutoğlu'nu ziyaret etmeleriyle ilgili kendi beyanından anlıyoruz biz bunu. Cumhurbaşkanımızın bu yönde bir görevlendirmesi söz konusu olmamıştır arkadaşlar. Biz de basından öğrendik. Kendi girişimleridir. Zaten kendisi de açıklamasında kimseye bir telkinde, icbarda bulunmak niyetiyle gitmediklerini, siyasi görüş alışverişinde bulunmak amacıyla gittiklerini ifade ediyor. Zaten buradan da hani biraz böyle ne diyelim eski tabirle mefhumu muhalifinden yani tersinden okuduğunuzda ne amaçla gittiği anlaşılıyor. Yani böyle bir görevlendirme gidin şunlarla konuşun işte parti kurmaktan vazgeçelim falan gibi herhangi bir görevlendirme falan söz konusu değil. Bu vekil arka büyüğümüzün kendi girişimidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nu Halkbank'ı dolandırmakla suçlamıştı ve Davutoğlu bir açıklama yapmıştı. Bu konu üzerine mal varlıklarının araştırılması gerektiği açıklamasını yapmıştı. İşte o polemikle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Emekli yargıç Ömer Faruk Eminağoğlu Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu ve Davutoğlu'nun ifade vermesi gerektiğini söyledi. Hani bunlar dürüst ya. Halk Bankası'nı da dolandırmaya çalışıyorlar. Halk Bankası bunlara ciddi bir kredi veriyor. Bu ithamların ardından eski başbakan Ahmet Davutoğlu mal varlıklarının araştırılması için mecliste komisyon kurulması önerisinde bulundu. Zamanında benim tahsis ettiğim bu yeri bankaya teminat olarak göstermek suretiyle bunu mu banka teminat olarak kabul edecek. İşte o mal varlığı poligimi yeni bir boyut kazandı. Emekli yargıç Emin Ağaoğlu'ndan bir hamle geldi. Emin Ağaoğlu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Davutoğlu'nun ifade vermesi gerektiğini söyledi. Davutoğlu'nun bildiklerini açıklaması için de çağrı yaptı. Ahmet Davutoğlu siyasetten bir söz sarf etmemiş ise bugün bakan, başbakan da olmadığına göre bildiği bir suç var ise gidip adliyeye açıklamak zorunda. Çünkü bildiği bir suçu yetkili merciye bildirmemek Türk Ceza Kanunu'nun 278. maddesine göre suç. Bu açıklamalarında adliyenin doğrudan soruşturabileceği kişiler var ise o kişiler hakkında da savcılığın işlem yapması lazım. Bu nedenle savcılığın Davutoğlu'nu adliye ifade için çağırması ya da Davutoğlu'nun adliye ifade için gitmesi lazım. Aksi durumda sarf edilen sözün siyasi bir çalışmanın ötesinde anlamı olmayacaktır. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Vefa Ödülleri töreninde konuştu. Kılıçdaroğlu, son seçimlerde bir mesafe aldıklarını söyledi ve bazı açıklamalarda bulundu. Çarpıcı sözler kullandı. Kılıçdaroğlu, siz uyurken ben sabaha karşı 2'de evimin kapısını açıyorum ve bize hiç oy vermemiş kesimlerle konuşuyorum dedi. Neden bize oy vermiyorsunuz diye sorduğunu ifade etti. Ve şimdi bu parti seçimlerde bir mesafe aldık. Doğrudur. Yetiyor mu? Hayır. Daha bir mücadeleyi sürdüreceğiz. Belki siz akşam dün gece evinizde uyurken ben sabah 02'de evimin kapısını açıyordum. İstanbul'da bize hayatında hiç oy vermemiş kesimlerle oturup uzun bir sohbet yaptım. Neden bize oy vermiyorsunuz? Hangi gerekçeyle oy vermiyorsunuz? Adalet diyorsunuz, adaleti savunuyoruz. Hak diyorsunuz, hakkı savunuyoruz. Kul hakkı diyorsunuz, kul hakkı savunuyoruz. Yolsuzluk diyorsunuz, her türlü mücadeleyi veriyoruz. İnsan sevgisi diyorsunuz, bizim yüreğimizin derinliklerinde zaten insan sevgisi var. O zaman neden birlikte olmuyoruz? Neden birlikte mücadele etmiyoruz? Ve Türkiye'de demokrasi sadece bizim için geçerli bir kavram değil. Bizim gibi düşünmeyenler için de demokrasi dediğimiz o kavramın hayata geçmesi gerekiyor. Farklı düşünmemizin Türkiye'nin en büyük zenginliği olduğunu onlara anlattım. Farklı düşündüğümüz zaman
farklı görüşleri dile getirdiğim zaman Türkiye daha da zenginleşecektir. Bunu da onlara ifade ettim. Ve Osmanlı'dan devralınan bir imparatorluğun özetini de söyledim o arkadaşlarımla. Dünyanın en zengin kimliğini kendi topraklarında, Anadolu'da yaşatan bir devlettir Türkiye Cumhuriyeti. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor. En ufak endişeniz olmasın. Yakın bir gelecekte göreceksiniz. Mustafa Kemal'in Türkiye'sini demokrasiyle taşlandıracağız. Bu bizim görevimiz. Bu bizim. İngiltere, Almanya, Fransa ve şahsım. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesine ilişkin açıklamasında oradaki toplantıdan bahsederken Türkiye değil de şahsım demişti. O cümleleri dün sabah ekranlarınıza taşıdık ve gün içerisinde konuyla ilgili muhalefetten tepki geldi. CHP'den Grup Başkan Vekili Özgür Özel konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve kendini Türkiye Cumhuriyeti yerine koyması içinde olduğumuz vasatın ve malumun itirafıdır dedi. İyi Parti'den ise bu konuyla ilgili açıklamayı İyi Parti sözcüsü Ağar Alioğlu yaptı. Ağar Alioğlu devletin hizmet edeni gibi değil de sahibi gibi davranıldığını söyledi. Ve bu dörtlü zirvede de İngiltere, Almanya, Fransa ve şahsım devletin hizmet edeni vasfından kurtulup devletin sahibiymiş gibi davranma hissiyatı. Kendi adını Türkiye Cumhuriyeti Devleti yerine koyması içinde bulunduğumuz vasatın ve malumun itirafıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere, Almanya, Fransa ve şahsım cümlesi tepkilerin odağında. Ve bu dörtlü zirvede de İngiltere, Almanya, Fransa ve şahsım bu dörtlü zirvede çok açık net ne söylediysem her zaman bunu orada da gündeme getirdim. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencileriyle bir araya geldiği Dünya İnsan Hakları Günü etkinliğinde sarf etti bu cümleleri. Örneğin son dönemde bir NATO zirvesi yaşadık. NATO müttefiklerine bütün düşüncelerini açık ve net aktardığını söyledi. Ama zirvedeki görüşmeyi anlatırken de... Ve bu dörtlü zirvede de İngiltere, Almanya, Fransa ve şahsım... cümlesini kullandı. İngiltere, Fransa, Almanya ve şahsım. Sayın Cumhurbaşkanı dörtlü zirveyi kastederken ülkeleri kastedip kendisini de ekledi. Şahsım diye ekledi. Kendini o kadar çok kaptırmış, meselenin ruhundan o kadar çok etkilenip bu o şekilde diline vurmuş ki. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel bu daha önceki parti devleti eleştirilerini bir aşama öteye götürüp şahıs devleti noktasına geldiğimizin en önemli işaretidir dedi ve ekledi. Ayrıca bir şapkası Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanlığı olan, bir şapkası Cumhurbaşkanlığı olan, aynı zamanda Türkiye Varlık Fonu'nun başındaki kişi, şapkadan birini taktığında Anayasa Mahkemesi'ne üye atayabilmekte, diğer şapkayı taktığında Bursa'ya partisine il başkanı atayabilmektedir. İyi Parti sözcüsü Yavuz Ağar Alioğlu ise eleştirisini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerinden yaptı. Bu valileri, öğretmenleri azarlayacak hale getirir. Bu bakanları, çiftçileri azarlayacak hale getirir. Bu esnafı azarlayacak hale getirir bürokrasiyi. Bu hissiyatın bence en önemli eşiği ben devletim, devlet benim diyebilecek bir yönetim modeliyle yönetiliyor olmamızdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus lider Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel konular konuşuldu. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede başta ikili ilişkiler ve Suriye olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Görüşmeye ilişkin bir açıklama da Kremlin'den geldi. Erdoğan ve Putin'in iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra enerji ve askeri alanlarda yapılan işbirliğinin sürdürülmesinin değerlendirildiği belirtildi. ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi Türkiye'ye yaptırım öngören yasa tasarısını onayladı. Tasarı 4'e karşı 18 kabul oyuyla geçti.
Tasarı Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400'lerin alınmasına karşı F-35'lerin satışının yasaklanmasını, ABD'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasası olarak bilinen KATSA yaptırımlarının uygulanması ve Türkiye'nin NATO üyeliğinin tartışılması gibi yaptırımları içeriyor. Tasarının kabul edilmesine ilk tepki Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'tan geldi. Kılıç kararı utanç olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye yönelik bir yaptırım kararı çıkarsa İncirlik ve Küreciğin gündeme gelebileceğini belirtti. Çavuşoğlu, varsayımlar üzerine konuşmak istemiyorum. Kongrenin değil, yönetimin alacağı karar da önemli. En kötü senaryoyu değerlendirip karar veririz dedi. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemini almasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri ile başlayan F-35 krizi sürüyor. F-35 programından Türkiye çıkarıldı ve alternatif arayışına girildiği Amerika Birleşik Devletleri tarafından açıklandı. In detention and different forms of detention. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesini istiyor ve bunu her fırsatta dile getiriyor. Konu gündemdeki sıcaklığını korurken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan da konuya ilişkin bir açıklama geldi. Çavuşoğlu, F-35'ler olmazsa alternatiflere bakarız dedi. F-35 ve S-400 arasında hukuken de siyaseten de bir bağ yok. ABD tüm önerilerimize hayır diyor. Dayatmayla bir yere varılmayacağını anlamalılar. ABD olumlu yaklaşırsa biz de olumlu yaklaşırız. S-400 saldırı sistemi değil ki savunma sistemi. Batı'nın tehdit ve ittifak anlayışı değişiyor. F-35 almazsak alternatiflere bakmak durumundayız. Rus pazarı olabilir, diğer pazarlar da olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de terör örgütü YPG'ye desteğine de tepki gösterdi Çavuşoğlu. ABD'nin YPG-PKK ile ilişkisi devam ediyor. ABD şu anda Suriye'deki güvenli bölgeden çekildi. ABD'nin YPG-PKK'ya verdiği her yardım suçtur. Uluslararası terörizmin finansmanı kapsamına girer. Çavuşoğlu'nun gündeminde Londra'daki NATO zirvesi de vardı. PYD-YPG'nin terör örgütü olarak tanınmaması durumunda Baltık ülkelerinin savunma planını veto edeceğini söyleyen Türkiye, zirve sonunda plana onay vermişti. Konuya ilişkin Çavuşoğlu bunun bir taviz değil, jest olduğunu söyledi. Bunu da şu sözlerle açıkladı. Türkiye'nin güvenliği ile Baltık güvenliği eşittir. Hem Baltık hem de bizim planımız yayınlanmayı bekliyor. Bizimki yayınlanmadan diğeri de yayınlanmayacak. Burada bir taviz yoktur, küçük bir jest vardır. İki planın yayınlanması eş zamanlı olacaktır. NATO'nun Türkiye'yi koruma görevi vardır. Türkiye ve Libya arasında deniz yetkilerinin sınırlandırılması, yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin bir anlaşma imzalanmıştı. Bu konuyla ilgili Birleşmiş Milletler'den bir açıklama geldi. Açıklamada bu tür hassas konularda diyaloğu sürdürme ve görüş ayrılıklarını barışçıl yollarla çözme çağrısı yapıldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcülerinden Hak, Türkiye ve Libya arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin imzalanan anlaşmaya ilişkin konuştu. Birleşmiş Milletler'in üye devletlerin denizler üzerindeki egemenliği, egemenlik hakları ve yetki alanı ile ilgili konularda bir pozisyon almadığını, ancak kapalı veya yarı kapalı alanlar gibi belirli bölgelerde üçüncü tarafların çıkarlarının özellikle dikkate alınması gerektiğini söyledi. Sözcü ayrıca ilgili tüm taraflara bu tür hassas konularda diyaloğu sürdürme ve görüş ayrılıklarını barışçıl yollarla çözme çağrısı yaptı. Evet, Türkiye ve Libya arasındaki Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin varılan mutabakatın yankıları sürüyor ve açıklamalar da peş peşe geliyor. Bir açıklamada Libya'da Haftar güçlerine bağlı donanmanın komutanından geldi. Türkiye'yi tehdit etti bu komutan ve Türk gemileri için vur emri aldığını söyledi. Kazan kazan esasına dayalı olarak biz Akdeniz'deki bütün kıyıdaş ülkelerle
her türlü adımı beraber atabiliriz. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'ın Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ni de arkasına alarak Doğu Akdeniz'i tek taraflı paylaşma çalışmalarına karşı Türkiye bir hamle yaptı ve Libya'yla bir deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mutabakatına imza attı. Yoksa hepsi benim olsun. Hayır, bu mantıklı olmaz. Adil bir şekilde dedik ya, hak, hukuk, adalet. Bu şekilde burada birlikte kazanma noktasında bizim en ufak bir tereddüdümüz yoktur. Ve bu noktada da biz kıyıdaş ülkelere bunların bilgilerini sürekli veriyoruz. O anlaşmanın ardından hem Yunanistan'dan hem de Güney Kıbrıs Rum kesiminden birbiri ardına açıklamalar geldi. Yunanistan, Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı ederken Türkiye'yi de yapılan anlaşma nedeniyle Birleşmiş Milletler'e şikayet etti. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başka ne tür adımlar atılacak diye soruldu. Asker gönderme konusu tartışılmaya başlandı. Eğer Libya bizden böyle bir talepte bulunursa, böyle bir talepte bulunması halinde biz Libya'ya da, hele hele bu askeri güvenlik anlaşmasını yaptıktan sonra, biz oraya da aynı şekilde elemanlarımızı yeteri derecede neyse gönderebiliriz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konuya ilişkin Libya'dan bir talep gelmediğini, asker gönderme gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Böyle bir adım atılması için de meclisten tezkerenin geçmesi gerektiğini hatırlattı Çavuşoğlu. Türkiye bu konuyu bu yönüyle konuşurken Libya'dan daha sıcak bir gelişmenin haberi geldi. Libya'da ülkenin doğusunu kontrol altında tutan ve Türkiye'yi düşman olarak gören General Hafter'e bağlı donanmanın komutanından skandal bir açıklama geldi. Komutan Faraj El Mahtavi Yunan medyasına konuştu. Türkiye'yi tehdit etti. Bölgeye yaklaşacak herhangi bir Türk gemisini batırma emri aldığını söyledi. Mahtavi, Hafter'den emir aldım, Türk arama gemileri varır varmaz onları batıracağım ifadelerini kullandı. Evet, öne çıkan gelişmeleri aktardık. KRT TV Yön Radyo ortak yayınındasınız. Seyir Sabah'a gazetelerin ilk sayfalarını okuyarak devam edeceğiz. Cumhuriyet Gazetesi ile bir başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi bugün manşetine hangi başlığı atmış? İhalelerin Fatihi diyor Cumhuriyet Gazetesi. Gökçe'nin yoksullara yardım için açtığı milyonluk ihaleler hep AKP'li vekilin eşine verilmiş. Hemen bakalım bu haberin ayrıntısına Cumhuriyet Gazetesi'nden. 364 milyon lira ara başlığı yer alıyor. Borçlarını ödeyemediği için Next Level Gökdelen'ini Ziraat Bankası'na devreden Fatih Erdoğan'a ait Orpaş şirketinin yoksullara yapılan yardımlardan beslendiği ortaya çıktı. Emekli Mülkiye Baş Müfettişi Mahmut Esen'in belirlemelerine göre şirket 2007-2013 yılları arasında belediyeden 364 milyon liralık ihale aldı. Ve onlar doymuş ara başlığı var manşetin altında. Melih Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden her yıl ihale alan şirketin ortakları arasında şimdi AKP milletvekili olan Asuman Erdoğan da bulundu. İhalelerin tümü yoksul yurttaşlara dağıtılmak üzere 20 kalem çeşitli gıda ve temizlik malzemeleri için açılmıştı diyor Cumhuriyet Gazetesi. Ve mecliste tank palet kavgası ifadeleri kullanılmış ve o meclisteki gerilime ait bir fotoğraf karesi paylaşılmış. Cumhuriyet Gazetesi'nde bütçe görüşmeleri sürüyor Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ve burada birçok konu konuşuluyor. Tank palet konusu da gündeme geldi ve burada bir kavga çıktı diyebiliriz aslında. Kavga çıktı. CHP'li Bülbül'ün Katarlılara peşkeş çekildi hesabını soracağız sözleri üzerine AKP ve CHP'ler birbirlerinin üzerine yürüdü. İtişmelerin yaşanması üzerine birleşime ara verildi. Karşılıklı bağırmalar ve itişmeler ard arda sürdü. AKP'li Alpay Özalan'ın da tartışmaya girmesiyle birlikte gerilim tırmandı. Grup başkan vekilleri devreye girdi diyor Cumhuriyet Gazetesi. Ve bir haber daha seslendirelim. Çifte standart başlığına bakacağız. Yargı Burhan Kuzu'nun gazetemize yönelik hakaretine göz yumdu diyor Cumhuriyet Gazetesi. Savcılık, Cumhuriyet Gazetesi'ne hakaret eden Burhan Kuzu hakkında kovuşturmaya yer yok kararı verdi. Mahkemeye itirazı reddedilen Cumhuriyet Vakfı, Adalet Bakanlığı'na başvurarak kanun yararına bozma istedi. Dilekçede Anadolu Ajansı'na bir haber nedeniyle hakaret edilmesinin ardından verilen takipsizlik kararının kaldırıldığı anımsatıldı. İfadeleri kullanılmış Cumhuriyet Gazetesi'nde. Bir diğer gazeteye geçeceğiz şimdi. Hemen bakalım.
Sözcü Gazetesi'ne, Sözcü Gazetesi'nin ilk sayfasını seslendirelim. MHP'li Fethi Yıldız, FETÖ'yle mücadele için böyle dedi diyor ve bu ifadeleri manşete çekiyor. Çaycı, çorbacı var ama siyasetçi yok. Mecliste konuşan Fethi Yıldız, FETÖ bağlantılı 3900 hakim ve savcının atıldığını ancak bunların verdiği kararların geçerli sayıldığını belirterek şu eleştiriyi yaptı. FETÖ'yle mücadelede iki eksik var. Birincisi, FETÖ'cü hakimlerin kararları yeniden gözden geçirmelidir. İkincisi, emniyette, çaycıda, çorbacıdaki FETÖ'cüler hakkında işlem yapılmıştır. Ancak ne hikmetse hiçbir siyasetçi hakkında FETÖ soruşturması yapılmamıştır. Elbette bu hainler siyasetimizin içinde de vardır ve bunlar acilen temizlenmelidir diyor MHP'li Fethi Yıldız. Evet, bir diğer dikkat çeken başlık Sözcü Gazetesi'nde. Meclise bu sözler yakışmıyor. Eşek gibi anırıyorsun, anıran senin babandır. Bu ifadeler kullanılıyor mecliste ve Sözcü Gazetesi de bu ifadeleri büyük puntolarla görmüş ve meclise bu sözler yakışmıyor ifadeleri kullanılmış. Evet ve burada utandıran, duyanları utandıran çirkin cümleler uçuştu, millet ayıpladı demiş. Tekrar etmeye gerek yok Sözcü Gazetesi'nden bu şekilde görmüş olalım. Bir diğer başlığa bakalım Sözcü Gazetesi'nde. Ankara'da parsel parsel rant incelemesi başladı. Mansur Yavaş imar dairesine 10 müfettiş gönderdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde plan değişikliğiyle imar artışı sağlayanların belirlenmesi için verilen önerge kabul edildi. Mansur Yavaş da 10 müfettişi rant incelemesi için imar dairesine gönderdi. İfadeleri kullanılmış Sözcü Gazetesi'nde. Devam edelim. Bir Gün Gazetesi'ne bakacağız şimdi. Hemen seslendirelim Bir Gün Gazetesi'ni de. Halkın parasıyla gevşemiş diyor Bir Gün Gazetesi bugün manşetinde. Melih Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki anket AŞ'ye manuel terapist olarak alınan Moldova uyruklu Anaağ'ın başkanlık konutundaki görevlendirildiği belgelendi. Başkanlık konutunda görevlendirildiği belgelendi. Anaağ, Gökçek istifa etmeden bir ay önce başkanlık konutundan şirkete gönderildi. İfadeleri kullanılmış Bir Gün Gazetesi'nde. Manşetten görülen gidişatı değiştirecek hiçbir adım atılmıyor başlığı da yine Bir Gün Gazetesi'nde. Mecliste süren bütçe görüşmelerindeki diyaloglara ilişkin bir başlık. Mecliste bütçe görüşmeleri sürüyor. Muhalefete göre iktidarın tabloyu değiştirebilecek planı yok ifadeleri kullanılıyor. O meclisten aslında arbede kavga diyebileceğimiz o görüntülerden bir fotoğraf karesi yansımış Bir Gün Gazetesi'ne de ilk sayfasına. Evet, devam ediyoruz yine Bir Gün Gazetesi'nden. Rabia düşerek ölmedi başlığına bakacağız. Hacettepe Üniversitesi'nin meclis komisyonunda yaptığı sunumda Rabia Naz'ın kesinlikle yüksekten düşerek ölmediği vurgulandı ifadeleri kullanılıyor. Rabia Naz yaklaşık 1,5 sene önce hayatını kaybetmişti. Şüpheli bir şekilde ölmüştü. Evinin önünde yaralı bulunmuştu. Hastaneye kaldırılmıştı ve kurtulamamıştı. İlk çıkan haberlerde bir trafik kazası olduğu yazılmıştı. Ardından bunun bir intihar olduğu söylendi. Ancak babası Şaban Vatan 1,5 yıldır bunun bir intihar olmadığını söylüyor. Bu konuda adalet talep ediyor. Adalet istediğini söylüyor Şaban Vatan ve Rabia Naz'ın düşerek ölmediğine ilişkin meclis komisyonunda bir sunum yapılmış. Hacettepe Üniversitesi'nin meclis komisyonunda ve burada kesinlikle yüksekten düşerek ölmediği vurgulanmış. Devam edeceğiz. 75 milyarlık yatırım 13 kente çare olur başlığına bakacağız. AKP 75 milyar liraya mal olacak. Kanal İstanbul projesinde kararlı, oysa kanalın maliyetiyle 13 ildeki işsizlik sorununu çözmek mümkün. Evet, malum son günlerdeki en büyük tartışma konularından biri bu. Kanal İstanbul projesi sevgili seyirciler. Buna ilişkin maliyet tablosu çıkarılmış Bir Gün Gazetesi'nde. Dine ilgi azalıyor başlığına da bir bakacağız. AKP'nin iktidara geldiği günden bu yana dindar nesil yetiştirme çabaları sürerken araştırmalar gençler arasında dindarlaşma eğilimlerinin son zamanlarda düştüğünü ortaya çıkardı.
Konda Araştırma Şirketi Genel Müdürü Bekir Ağar'dır. 2008-2018 yılları arasında gençlerle ilgili yapılan araştırmalar gösterdi ki AKP'nin dindar nesil yetiştirme çabaları siyasi mühendislik olarak kaldı dedi. Evet, Bir Gün gazetesinde dikkat çeken başlıklara da baktık sevgili seyirciler. Şimdi kısacık bir ara, aranın ardından gazeteleri seslendirmeye devam edeceğiz. Tekrar merhaba. Saatlerimiz 8.35'i gösteriyor. Seyri Sabah'tasınız. KRT TV Yön Radyo ortak yayınında gazetelerin ilk sayfalarını seslendirmeyi sürdürüyoruz. Evrensel Gazetesi ile devam edelim. Evrensel Gazetesi'nin hemen manşetine bakalım. MES'in dayatmalarını kabul etmeyeceğiz diyor. Farklı sendikalara üye metal işçilerden fabrikalarda eş zamanlı eylem. Üretimde duruşlar yaşandı. 150 bin metal işçisini ilgilendiren MES sözleşmesinde patronların 3 yıllık sözleşme ve %6 zam dayatmasına tepki gösteren Metal İş ve Birleşik Metal İş üyesi işçiler fabrikalarda eş zamanlı eylem yaptı. Vardiya giriş çıkışlarında ve fabrika içerisinde yürüyüş yapan işçilerin eylemi nedeniyle üretimde yarım saate varan duruşlar yaşandı ifadeleri kullanılmış. Evet, Evrensel Gazetesi'nde bir diğer başlığa bakalım. Suriye'de tıkanan hükümet Libya'ya sarılıyor başlığı yer almış. Erdoğan ve yönetiminin Suriye'de gelip dayandığı tıkanma hali ve Doğu Akdeniz'deki enerji yatakları konusunda tam bir yalnızlık içine sürüklenmesi Libya anlaşmasına bir kurtarıcı olarak sarılmasını da getirdi. Hükümet Libya-Türkiye arasını anlaşmasını abartarak her derde deva olacak bir anlaşma olarak sunmak için kolları sıvadı demiş Evrensel Gazetesi. Türkiye-Libya arasında varılan mutabakata ilişkin bu yorum yapılmış ve krizin yeni adresi Libya deniyor. Muhtemelen Türkiye'nin Libya'daki yönetimle yakınlaşması iyice tırmanacak gerginliklere hazırlık hamlesi. Ancak bölgenin güçlü ülkeleriyle minimum düzeyde de olsa diplomasi kanallarını açmak ve doğrudan masada yer almak yerine Libya'daki iki hükümetten biriyle ön cephe oluşturmaya çalışmak istenen sonucu verir mi diye sormuş Evrensel Gazetesi. Evet. Hemen şöyle bir baktığımız zaman Evrensel Gazetesi'nde ilk sayfaya kadınlara yine müdahale başlığını seslendirelim. Profesör Doktor HB'nin yanında çalışan veteriner hekime tecavüz suçundan yargılandığı dava öncesi eylem yapmak isteyen kadınlara ve görüntü almaya çalışan gazetecilere polis müdahale etti diyor Evrensel Gazetesi. Devam edelim bir diğer gazeteyle. Hürriyet'e bakacağız şimdi. Hemen bakalım Hürriyet Gazetesi'nin manşetine. Cafer'imi dağdan aldım pozu. Bir annenin büyük zaferi ifadeleri kullanılmış Hürriyet'te ve o fotoğraf karesi de paylaşılmış manşette. Oğlu Cafer'i dağdan indirmeyi başaran Hatice Ceylan Hürriyet'e zafer pozu verdi ifadeleri kullanılıyor. Hatice Ceylan 100 günü geride bırakan Diyarbakır annelerinin eylemine 64 gün önce katılmıştı. Oğluna kavuşmasına rağmen annelere destek için dün yine aynı yerdeydi. Duygularını sorduk diyor Hürriyet gazetesi. Bu sevginin zaferi başka bir şey değil. Ben evladımı sevdiğim için eyleme katıldım. O da beni sevdiği için geri geldi ifadeleri kullanılmış. Sancar'ın pamuğun Nobel'i gibi değil bu diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan soykırım savunucusu Peter Handke'ye Nobel ödülü verilmesine tepkisini sürdürdü. Nobel'in bu vampir aydınları grubunun temsilcisine verilmesi adeta bir vampirler topluluğu oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Nobel tamamen siyasallaşmış bir örgüttür. Sizin verdiğiniz bu ödüller kimseyi ikna etmez. Bu ödül bir Aziz Sancar'a, bir Orhan Pamuk'a verilmiş ödül gibi değildir. Kimseyi aldatamayacaksınız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir önceki açıklamasındaysa, Nobel ile ilgili konuştuğundaysa bir Türk'e verildiğini, ancak o Türk'ün de terörist olduğuna ilişkin bir açıklaması olmuştu. Benzer bir ifadesi olmuştu ve tepki çekmişti. Ve Erdoğan ikinci açıklamasındaysa Aziz Sancar'a ve Orhan Pamuk'a verilmiş ödül gibi değildir diyor. İki isim Nobel almıştı Türkiye'den. Bu iki isim. Hürriyet gazetesinde bu şekilde noktalayacağız. Milliyet gazetesiyle devam edelim.
Milliyet gazetesi Akdeniz Havzası'nda Türkiye'siz oyun olmaz manşetiyle çıkmış bugüne. Ankara Libya hükümetiyle yaptığı mutabakatla Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Mısır, İsrail arasında doğal bir kalkan oluşturuldu ifadeleri kullanılıyor ve yürürlüğe girdi ara başlığı var. Türkiye-Libya arasında 8 Aralık'ta yürürlüğe giren deniz yetki alanları sınırlandırılmasına dair mutabakat muhtırası Akdeniz'de dengeleri değiştirdi. Mutabakat Türkiye'nin Akdeniz'deki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında kıyıdaş ülkelerden biriyle yaptığı ilk Diyas Anlaşması olarak kayda geçti. Rum kesimi 2000'li yılların başında İsrail ve Mısır'la benzer anlaşmalar yapmıştım ifadeleri kullanılıyor. Güçlüyüz, yolumuza devam ediyoruz diyor Berat Albayrak. Mecliste bütçe görüşmelerine ilişkin konuştu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. Güçlüyüz çünkü tarihin en büyük 3 kur saldırısına rağmen düşmeden, yıkılmadan yolumuza devam ediyoruz dedi Berat Albayrak. Ve güçlüyüz, yolumuza devam ediyoruz başlığı altında Berat Albayrak'ın ifadeleri görülmüş. Şirinka çikolata öldürdü. Şirinka çikolata öldürdü. Ankara'da 1. sınıf öğrencisi Mert Yiğit Köksal 7 yaşındaydı. Okul kantininden aldığı şirinka şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu öldü. Okul yönetimi açığa alındı. Kantin işletmesinin sözleşmesi feshedildi. Mert'in ölümü okullarda öğrencilere doğru ilk yardım ve kantinleri tartışmaya açtı ifadeleri kullanılmış Milliyet gazetesinde. Devam edeceğiz Sabah gazetesiyle. Hemen şöyle bir bakalım Sabah gazetesinden jet skandal manşetini atmış Sabah gazetesi. Türk Hava Kurumu eski yönetimi, Atatürk'ün emaneti bu kurumu işte böyle kara delik haline getirdi. Türk Hava Kurumu 2013'te iş adamlarına kiralamak için 2 business jet aldı. Bir kez bile uçuramadı. Biri tamir için gönderildi, yurt dışında rehin kaldı. Tam 21 milyon dolar havaya uçtu diyor Şebnem Bursalı'nın özel haberi. Türk Hava Kurumu daha önce de hatırlatalım İzmir'deki yangın sonrasında gündeme gelmişti. Türk Hava Kurumu'ndan yapılan açıklamalarla dikkat çekmişti. Çünkü İzmir'de Türk Hava Kurumu'nun uçakları yangında kullanılmamıştı ve bu yüzden bakan kuruma da tepki yağmıştı. Jet skandal altında da adı altında da Türk Hava Kurumu'na ilişkin bir haber yer almış Sabah gazetesinde. Evet, ölüm emrini zindaşti verdi başlığına bakalım. Şişli'de cinayete kurban giden eski İran ajanı Mevlevi'nin uyuşturucu baronu İranlı zindaşti'nin talimatıyla vurulduğu ortaya çıktı diyor Sabah gazetesi. Hemen bakalım ayrıntısına, dikkat çeken bir haber. İranlı ajan cinayeti soruşturmasında MİT ve İstanbul Emniyeti çok kritik bir delile ulaştı. Bu delilden yola çıkan cinayet masası tetikçinin bıraktığı izleri 2017'deki avukat Kudbettin Kaya cinayetiyle karşılaştırdı. İki cinayette de aynı isim. Tetikçi Abdülvahap Koçak'ın her iki cinayeti de uyuşturucu baronu İran'ın Naci Şerif Zindaşçı'nın talimatıyla işlediği belirlendi. Birçok cinayetten tutukluyken tahliye edilince yurt dışına kaçan Zindaşçı FETÖ'yle de işbirliği yapmıştı ifadeleri kullanılmış sevgili seyirciler Sabah gazetesinde. Bir diğer gazeteye bakacağız. Yeni Şafak gazetesinin manşetine hemen bir bakalım. Yeni Şafak gazetesi 100. gün demiş, anneler PKK'yı bitiriyor ifadeleri kullanılmış. PKK'nın kaçırdığı çocuklarına kavuşmak için 3 Eylül'de HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemine başlayan anne babaların evlat nöbetinde dün 100. gün geride kaldı ifadeleri kullanılıyor. Buradaki annelerin eylemiyle ilgili Yeni Şafak gazetesinde bir manşet atılmış ve ABD üst resti başlığına bakalım. ABD'nin S-400 ve F-35'leri bir şantaj aracı olarak kullanmasına Türkiye'den rest geldi. Türkiye gerekirse ABD askerlerinin olduğu İncirlik ve Küreci'yi masaya getirecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptı bu açıklamaları. Bültenin başında da o açıklamaları ekranlarınıza taşımıştık. Star gazetesiyle devam ediyoruz. Kadın ailemizin temel direğidir diyor Star gazetesi manşetten
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri. Kadını aileden koparmaya yönelik her hamlenin doğrudan insanlığı hedef aldığını söyledi. Kadınla erkeği, kadınla çocuğu birbirinden ayırmaya ve rakip yapmaya çalışan zihniyet iyi niyetli ve bize ait değildir diyor Erdoğan. Evet, Star gazetesinde manşette Erdoğan'ın bu ifadeleri görülüyor. Posta gazetesiyle devam edelim. Posta gazetesinin hemen manşetine bir bakalım. Doğmamış bebeğe kiralık katili başlığı yer almış. Kendisinden hamile kalan eski sevgilisini kürtaja ikna edemeyen adam şeytani bir plan yaptı. 35 bin liraya anlaştığı arkadaşı 7 aylık hamile kadını bebeğini düşürmesi için sokak ortasında tekme tokat dövdü. Neyse ki kadına ve bebeğe bir şey olmadı. Vicdansızlar tutuklandı diyor Posta gazetesi. Evet, Posta gazetesinde bu ifadeler kullanılmış sevgili seyirciler manşette. Türkiye gazetesine bakalım. Kadına şiddette 153. sıradayız. Türkiye'de 11 ayda 318 kadın katledildi. Geçen yıla göre cinayet sayısı %7,2 azaldı. Dünya ise daha korkunç tabloyla karşı karşıya. ABD, İngiltere, Kanada gibi ülkeler Türkiye'nin çok önünde. Çok şükür diyeceğiz buna. Türkiye'de 11 ayda 318 kadın katledildi demiş Türkiye gazetesi. Bu arada tabii bu veriler değişiyor. Yani verileri toplayan kurumlara göre değişiyor. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu daha yüksek bir sayı vermişti. Bu konuda 340'tan fazla kadının katledildiğini yazmıştı. Devam edeceğiz şimdi. Türkiye gazetesinden sonra Akşam gazetesine bakacağız. Anneler teröristi yendi başlığını kullanmış Akşam gazetesi de. Erdoğan Diyarbakır'daki annelerin bir bir çocuklarına kavuştuğunu hatırlatarak annelerin fendi teröristleri yendi dedi Akşam gazetesinde manşetten görülmüş. Ve çocukları böyle ölen ülke gelişmiş değildir başlığı da yine Akşam gazetesinde yer alan dikkat çeken bir başlık. Türkiye Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik Sıralamasında en çok gelişmiş ülke sınıfına çıktı. Ancak hala basit ihmaller zincir olup küçük yağızları aramızdan alıyor demiş. Az önce seslendirmiştik, 7 yaşındaki bir çocuk bir çikolatadan dolayı ölmüştü. Çikolatanın kabı, şiringa şeklindeki kabının kapağı sebebiyle hayatını kaybetti ne yazık ki. Takvim gazetesine geçtik. Takvim gazetesinde şöyle bir bakalım ilk sayfaya. Evet, Nobel ödülü ile ilgili başlıklar dikkat çekiyor. Erdoğan'ın Nobel konusundaki tepkisi yine yerini bulmuş Takvim gazetesinde. Dün de dikkat çeken haberlerden biriydi ilk sayfada. Ödül Vampir Aydınlar grubunun temsilcisine verilmiştir. Nobel artık bir örgüttür. Adil değil, siyasidir diyor Erdoğan. Evet. Takvim gazetesinde geçtik. Güneş gazetesine bir bakalım. Vur patlasın, çal oynasın demiş. Tasarruf adı altında 5000'den fazla çalışanı işten atan, belediyenin zorunlu hizmet araçlarını sergileyerek israf şovu yapan İmamoğlu, yandaş sanatçılar için kesenin ağzını açtı, konserler için 50 milyon lira bütçe ayrıldı demiş Güneş gazetesi bugünkü manşetinde. Devam ediyoruz Güneş gazetesinin ardından. Milli gazeteye bir bakalım. Boykot çağrısı manşetiyle çıkmış Milli Gazete, affedersiniz. Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin yaşadığı zulme dikkat çeken Saadet lideri Temel Karamollaoğlu, Çin ürünlerine karşı ciddi bir boykot uygulaması istedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Doğu Türkistan'da Çin hükümetinin uyguladığı baskı ve zulmün sınırları aştığının altını çizerek, Doğu Türkistan'da tam bir zulüm var, bunu kabul etmemiz mümkün değil. Çin, İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet edilmelidir. Bu zulüm devam ederse Çin mallarına karşı boykot başlatılmalıdır. Bütün Müslümanların Çin ürünlerine karşı ciddi bir boykot uygulamasını istiyoruz dedi. Milli Gazete'de manşetten görülmüş Temel Karamollaoğlu'nun ifadeleri. Yeni Çağ Gazetesi'ne bakacağız. Yeni Çağ Gazetesi'nde F-35 almasak çok daha iyi manşeti yer alıyor. Akar, S-400'ler 2020'de faaliyette ifadelerini kullanmış. Bölgesel hava ve füze savunma sisteminden vazgeçmenin söz konusu olmadığını vurgulayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önümüzdeki yılın baharında sistem faaliyete hazır hale gelecek. İkinci filo için görüşmeler sürüyor dedi. Emekli hava pilot Tümgeneral Karataş ise her türlü şifre ve uçuş bilgisinin ABD'nin elinde olacağı bu uçakları Türkiye'nin bağrına saplanmış bir hançer olarak görüyorum eleştirisinde bulunuyor. ABD'ye incirlik ve kürecik resti başlığı altındaysa ABD'den çıkabilecek yaptırımlara karşı
Çavuşoğlu'nun yaptığı bir açıklama sevgili seyirciler. F-35 için yaptırım kararı çıkarsa Türkiye'deki üslerini kapatmayı gündeme getiririz dedi Çavuşoğlu. Yeni Çağ Gazetesi'nin ardından Karar Gazetesi'nin manşetine bir bakalım. Bizde başarı cezasız kalmaz demiş. Rektörlerin uluslararası makalede sınıfta kalması akademideki geriye gidişatın sağlaması olurken hala umut var dedirten haber Şehir Üniversitesi'nden geldi. Doçent Doktor Abdurrahman Atçıl'ın çalışması Avrupa'nın en prestijli bilim kurumundan destek aldı. Ancak bu güzel haberle aynı gün üniversiteye haciz gelmesi ülkenin içinden geçtiği sürecin yansıması oldu demiş Karar Gazetesi sevgili seyirciler. Evet, şimdi çok az bir zamanımız kaldı. Hızlı hızlı geçiyoruz. Milat Gazetesi. Bu ayıp bitsin demiş. Çocuk hacizi bütçe görüşmelerinden sonra meclise geliyor. Kamuoyu boşanmış ailelerin yaşadığı polis gözetiminde icra yoluyla çocuk teslimi utancının bitmesini bekliyor demiş Milat Gazetesi. Ve Yeni Asya ise dış politika askerileşiyor başlığı altında Libya'ya asker gönderme açıklaması ile ilgili uzmanların yorumunu almış. Diplomasi çöktü, bu durum Türkiye'yi sona gelmez çıkmazlara sürükleyebilir ifadelerini kullanmış. Evet, şimdi artık çok az bir vaktimiz kaldı. Yeni Birlik Gazetesi'ne de bir bakalım. Yaptırım karşılıksız kalmaz demiş. Çavuşoğlu'nun açıklamaları Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olası yaptırımlara karşı üslerin kapatılmasına yönelik açıklaması yerini buluyor. Akit gazetesi de soykırımı yapan Nobel'i kapıyor demiş. Yeni Akit gazetesi Haçlı Nobel Komitesi barış yanlılarını değil katliamcıları ödüllendiriyor ifadesini kullanmış. Ve son günlerde Handke'ye ödül verilmesi çok tartışma yaratmıştı. Yeni Akit gazetesi de bu manşetle çıkmış bugüne sevgili seyirciler. Diriliş postası. Aileye cinsiyetçilik operasyonu demiş. Çocuklar daha bebekken LGBT tuzağına çekiliyor başlığı kullanılmış Diriliş postasında. Spor gazetelerine de hemen hızlıca bir göz atalım ve araya çıkacağız. Fotomaç gazetesi hüsran gecesi demiş. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma ihtimali olmayan Galatasaray son maçta Paris Saint-Germain'e 5-0 yenilerek Avrupa Ligi'ne katılma şansını da kaybetti diyor. Dün akşam gerçekleşen karşılaşmaya ilişkin Fotomaç gazetesinin manşeti bu şekilde ve Fanatik gazetesine de hızlıca bir bakalım. Finansal felaket planı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı %10'luk limit artışı ortalığı karıştırdı. Yazarlarımız uyardı. Bu daha büyük krize yol açar. Borç yapılandırmasının her zaman daha büyük bir batağa yol açma ihtimali var uyarısında bulunulmuş ve yayıncı kuruluşun indirim tarihi geride, kur dalgalanması bilindik. Türkiye Futbol Federasyonu tuhaf davranıyor yorumu da bir diğer yazarın ifadeleri Fanatik gazetesinde. Evet, gazetelerin ilk sayfalarını da seslendirdik sevgili seyirciler. Şimdi bir araya gideceğiz. Saat başında tekrar buradayız. Herkese tekrar merhaba, tekrar günaydın. KRT TV Yön Radyo ortak yayınındasınız. Saatlerimiz 9'u gösteriyor. Seyri Sabah devam ediyor. Şimdi Ankara'nın gündemini alacağız. Ankara'dan muhabir arkadaşımız Sari Nur Özsemiz aktaracak. Sari Nur, günaydın. Neler aktaracaksın? Ankara'nın gündeminde bugün neler var? Günaydın Ebru. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve Suriye konusu ele alındı. ABD'ye dönelim. ABD'den kritik bir adım geldi. Türkiye'ye S-400 alımı nedeniyle ve Suriye'deki attığı adımlardan dolayı yaptırım öngören yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nden geçti. 18 evet 4 hayır oyuyla kabul edildi. Tasarının bir sonraki adresi de Senato Genel Kurulu olacak. Senato Genel Kurulu'nda oylanmasının ardından da Başkan Trump'ın önüne gidecek. Ancak Senato Genel Kurulu'nun 3'te 2'sinin evet oyu vermesi halinde de Trump'ın veto etme yetkisi ortadan kalkmış olacak. Peki yaptırım maddeleri arasında neler var? Onları aktaralım. Halk Bankası'nın yaptırıma tabi tutulması, silah ambargosunun uygulanması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin mal varlığının araştırılıp ortaya çıkarılması gibi maddeler yer alıyor yaptırım tasarısında. Peki yaptırım kimlere uygulanacak Türkiye'den? Onları aktaralım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı'yla Ticaret Bakanı'na uygulanacak yaptırım eğer geçerse.
Peki yaptırım hangi şartlarda kalkacak? Bu da 3 şart var. 3 şarttan bahsedelim hemen. Türkiye'nin PKK'ya yönelik başlattığı operasyonun son vermesi. İkinci şart olarak da IŞİD'le mücadeleyi tehlikeye atacak hareketlerde bulunmaması ve Türkiye'nin IŞİD'le mücadeleyi tehlikeye atması durumunda, yani bu hareketlerde bulunmamasının dışında unsurlarının da Suriye'den çekilmesi gibi şartlar yer alıyor. Tabii bu söz konusu yaptırım tasarısına Dışişleri Bakanlığı'ndan da yanıt geldi. Çok sert bir tepki gösterdi Dışişleri Bakanlığı. Bu yaptırım tasarısının hangi sayıklarla geçildiğini bilmiyoruz dedi, kabul etmiyoruz dedi ve bunun nedeninin ise derin bir hayal kırıklığı olduğunu söyledi. Tabii bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Ankara'da programları var. Bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yaptırım tasarısına nasıl tepki verecek? Hangi mesajları verecek ABD'ye? Bunlar da merak konusu. Ankara'dan ABD'ye nasıl bir karşılık verilecek? Bunlar da tabii merak konusu. Bunları da aktaracağız. Gün boyunca takip edeceğiz. Meclise dönelim. Meclis Genel Kurulu'nda da bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bugün bu kapsamda da Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2020 bütçeleri görüşülecek. Saatler 11'i gösterdiğinde başlayacak genel kurul. Biz de gelişmeleri takip edeceğiz. Bakalım meclisten nasıl mesajlar çıkacak. Onları takip edeceğiz. Sözü size bırakıyoruz. Evet, teşekkür edelim Sari Nur Özsemize ve şimdi İstanbul'daki trafik yoğunluğuna bakacağız sevgili seyirciler. Her sabah olduğu gibi şu dakika itibariyle ortalama yoğunluk %49 İstanbul'da. Hemen köprülere bakalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çift yönlü olarak trafik yoğunluğu yok. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de yine çift yönlü olarak köprü üzerinde yoğunluk yok. Köprü trafiğe bağlayan yollarda yoğunluk yaşanıyor. Yine Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde bu sabahta köprüyü trafiğe bağlayan yolda, bağlantı yollarında trafik oldukça yoğun. Evet, Beykoz'da bir trafik yoğunluğu var. Ümraniye'den başlıyor bu trafik yoğunluğu ve köprüye kadar sürüyor sevgili seyirciler. Otoyol 3'te Yüzyıl'dan atış alanı yönüne doğru giderken de bir trafik yoğunluğu olduğunu aktarabiliriz. Yine D100'de Haramidere'den Beylikdüzü yönüne çıkarken sol şeritte araç arızası olduğu için bu bölgede de trafik yoğunluğu yaşanıyor. D100'de Ambarlı'dan Parseller yönüne giderken de yine araç arızası var. Ve burada arızalanan araca müdahale ediliyor ancak oradaki yoğunluk da halen sürüyor. Evet, İstanbul'daki trafik yoğunluğu bu şekildeydi. Ortalama yoğunluk %49, tekrar edelim. Yol durumunu aktardık. Şimdi bir de hava durumunu aktaralım sevgili seyirciler. Bugün birçok noktada sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı verildi. Aynı zamanda Akdeniz için ise fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Bolu, Kastamonu, Kütahya, Afyonkarahisar'ın kuzeyi, Konya'nın güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışıyla karşı karşıya kalacağı tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Mersin, Osmaniye, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda kuvvetli, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Aynı zamanda bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı olması da yine beklenen bir diğer hadise. Meteorolojiden bu yönde uyarılar geldi sevgili seyirciler. Pus ve sis hadisesi bekleniyor doğu kesimlerinde. Bir Aralık'ta iki amatör dağcı kaybolmuştu. Arama çalışmaları halen sürüyor. 11. gündeyiz ve arama çalışmaları devam ediyor. Dün aktarmıştık, bir baton bulunmuştu. Yani yürüyüş sopası bulunmuştu. Bir sopaya daha rastlandı. Ama insanlı keşif uçağı, iki helikopter, jandarma asayiş, jandarma özel harekat, jandarma arama kurtarma, AFAD ve sivil arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla sürüyor.
ve aynı zamanda bazı bulgulara da rastlandı sevgili seyirciler. Geçen pazar Sarp'a ait mont bulunmuştu. Dünse bir batona rastlanmıştı montun bulunduğu mevkide. Bir batona daha rastladı ekipler. Bu dağcılık ekipmanının kime ait olduğu araştırılıyor. Elverişsiz hava koşulları ve yoğun sis nedeniyle ekipler çalışmalarını güçlükle sürdürüyor. Ve dönelim meclise. Bütçe görüşmeleri sürüyor. Burada çeşitli konular gündeme geliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bütçe görüşmelerinde konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35 savaş uçaklarının alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Akar F-35 projesi dışında bırakılmaz halinde ihtiyacımızı karşılamak için başka arayışlara girmek zorunda kalacağız dedi. Akar genel kurula hitaben yaptı konuşmasını. F-35 projesi dışında bırakılmamız halinde ihtiyacımızı karşılamak için doğal olarak başka arayışlara girmek zorunda kalacağız dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki FETÖ'yle mücadele konusuna da değindi Milli Savunma Bakanı Akar. FETÖ temizlendikçe güçlenen silahlı kuvvetlerimiz milletimizle bütünleşerek bugün her zamankinden daha etkin, caydırıcı ve saygın bir şekilde faaliyetlerine devam etmektedir. Amacımız bu şanlı üniformayı tek bir hainin bile taşımasına izin vermemektedir ifadelerini kullandı. ABD Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Buna göre FED faizleri değiştirmeyerek 7,75'ten 1,5 seviyesinde sabit bıraktı. FED yılın son toplantısında faizleri değiştirmedi ve gösterge faizini 1,50 ve 1,75 aralığında sabit tuttu. ABD Merkez Bankası önceki 3 toplantısında toplam 75 baz puan faiz indirmişti. FED Temmuz ayından bu yana 3 kez faiz indirmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Konuşmalarında sık sık yinelediği yapısal reformlara değindi Berat Albayrak. Yapısal reformlarla enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indireceğiz dedi. Albayrak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülen bakanlığın 2020 yılı bütçesi üzerine bir sunum gerçekleştirdi. 2002 yılından bu yana Türkiye ekonomisinin gelişimine baktıklarında en başarılı alanlardan birinin bütçe performansı olduğunu gördüklerini söyledi. Albayrak ayrıca Eylül ve Ekim aylarında tek haneye düşen ancak Kasım ayında yeniden çift haneye yükselen enflasyon hakkında da konuştu. Büyük ve güçlü Türkiye ideali kurmak istiyorsak, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefliyorsak, enflasyonu kalıcı bir şekilde %5'in altına taşımamız lazım. Yapısal reformlarla, enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdürecek ve enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indireceğiz ifadelerini kullandı. Bugün her yerde ifade ediyor. İçimiz rahat olsun. Evet, enflasyona ilişkin Berat Albayrak'ın açıklamaları böyleydi. Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri de işsizlik ve en önemli gündem maddelerinden biri. İşsizlik gittikçe daha da artıyor. İşsizler ordusuna her geçen gün yeni üyeler ekleniyor. Bir yıldan uzun süredir işsiz oranlarının sayısı geçen yıla oranla 4,5 kat arttı. Genç işsizlikte ise durum daha da korkutucu. İki üniversite mezunuyum, işim yok şu anda. İşsizlik Türkiye'nin kanayan yarısı olmaya devam ediyor. Uzun süredir iş arayanların sayısı da geçen yıla oranla daha da arttı. Hatta bu rakam 4,5 kata ulaştı. İşkur'un Kasım ayı kayıtlı işsiz sayıları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerini hatırlattı. İstihdam alanı olmadığı için artıyor. İşsizlik had safhada zaten ama daha çok artacağı aşikar. Kasım ayı itibariyle kayıtlı işsiz sayısı bir yıl öncesine göre 730 bin kişi artarak 4 milyon 26 bin oldu. Yani her gün ortalama 2 bin kişi işsiz kaldı. İşsizlik sayısı artıyor çünkü
İşsizliğe yönelik politika üretilmiyor. İşsizlik geçtiğimiz yıl kurdaki hareketlilik ve yükselen faizlerden etkilense de yaz aylarında bu artış durmuş ancak sayı yine de düşmemişti. Yani işsizlik kronik bir hale dönüşüyor. İşsiz sayısının artış sebebi ekonomi çarkı dönmediği için. Ve uzun süreli işsizliğin arasında gençlerin sayısı. İş var ama o işe uygun işçi bulunmuyor. Genç işsizlerde ise durum daha da vahim. Geçen yıla oranla uzun süredir iş arayan üniversite mezunu sayısı %470 arttı. Yani her üniversiteyi bitirdiği zaman iş sahibi olacak diye de bir şey yok. Her ilçeye üniversite açarsanız böyle olur. Yani üniversite mezunları için tablo daha da karanlık. 81 vilayete 81 üniversite açarsan onların mezunlarını nereye koyacaksın? Hiçbir zaman ümitsiz değiliz ama iyiye gitmiyoruz. Evet, CHP'li belediyeler son günlerde kredi bulamamaktan şikayetçi. Kamu bankalarından kredi bulamıyorlar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da ulaşım sorununu çözmek için kredi bulduğunu açıkladı. 300 yeni otobüs almak için bulunan kredi yurt dışından bulundu. Değerli hemşehrilerim, Ankara'da toplu ulaşımla ilgili yaşadığımız sıkıntıların farkındayız. Bunları çözmek için çalışmalara başladık. Ve bu nedenle 300 tane yeni otobüs almak için teşebbüste bulunduk. Ve bununla ilgili yurt dışı ve ucuz bir kredi bulduk. Bununla ilgili belediye meclisimizden talepte bulunduk. 2010 yılında 2040 otobüsümüz varken şu anda 1540 otobüsümüz var. Bunların 200 tanesi de ilçelere hizmet veriyor. Dolayısıyla 2010 yılında 2040 otobüste verdiğimiz hizmeti şu anda 1340 otobüste vermek durumunda kaldık. Bu nedenle yeni otobüs alabilmek için belediye meclisimizden borçlanma için yetki istedik. Cuma günü umuyorum ki hem tüm Ankaralıların hayrına olan hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği kredinizi dışarıdan bulun, kendi kredinizi kendiniz bulun söylemine uygun olarak dış krediden borçlanma talebimizin kabul edilmesini umuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Günlük 10 liraya aşan yol ücretine yeni vergi geldi. Çalışanlara ödenen yol ücretlerine torba yasadaki düzenleme ile gelir vergisi getirildi. Bu durum Akbil gibi yolcu kartlarına yapılan ödemeleri de içeriyor. 10 liraya aşan yol ücretine yeni vergi geldi. Düzenleme torba yasadaki gelir vergisiyle beraber yürürlüğe konuldu. Üst üste gelen vergi düzenlemelerine bir yenisi daha eklendi. Yoksulun sırtına bir yük daha bindiren düzenlemeyle birlikte ödeme Akbil gibi yolcu kartlarına yapılan ödemeleri de kapsıyor. Bu kapsamda bir şirket çalışanına aylık 22 gün için 220 lira üzerinde yol yardımı yapması durumunda vergiye tabi olacak. Düzenleme 7 Aralık'ta yayınlanan resmi gazetenin 11. maddesinde yer alıyor. O düzenlemede çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 10 Türk lirasını aşmaması ibaresi yer alırken, ödemenin bu tutarı aşması halinde aşan kısımla hizmet erbabına ulaşım bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir ifadeleri yer aldı. Öte yandan düzenlemede şirketler çalışanları için servis tutulursa vergi kapsamına girmiyor. Personel taşıma hizmeti için ödenen bedeller direkt gider yazılabiliyor. Bütçe görüşmelerine bir dönelim. Mecliste tansiyon yükseldi. Ve burada milletvekilleri arasında arbede yaşandı. Bu kez meclisteki tartışmanın sebebi ise tank palet fabrikasıydı. Bu milletin dişinden, tırnağından, çocukların rızkından, bağışlarıyla kurulan tank palet fabrikasını Katarlara peşkeş çektiler ve çekiyorlar arkadaşlar. Ama doymadılar. Bu tank fabrikasını Koç alsaydı ağzınızı açmayacaktınız. Bütçe görüşmelerinin yapıldığı Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Cumhur İttifakı ve CHP milletvekilleri burun buruna geldi. İşçi kıyımı, ekmek kıyımı yaptılar. Milletin malını peşkeş çektirdiler. Bunların da hesabını soracağız arkadaşlar. İstiklal mahkemeleri var zannediyorsunuz. AK Parti grubu dönerek hesap soracağız dedi. Sizden kokan namert olsun. Bravo.
Tartışmanın fitili CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün tank palet fabrikasını gündeme getirmesiyle ateşlendi. İhale yapılmış. İhalenin sonucunda Koç dahil, Otokar dahil hepsi yarışmış. O yarışmanın sonunda, o ihalenin sonunda kamu hakkı adına en güzel rakamı veren şirket bunu almış. Sizin özelleştirme dediğiniz yanlaştırılış için bir güzelleştirmedir. Binlerce kez anlatmamıza rağmen aynı şeyi söylemeniz başka bir niyete, başka bir anlayışa hizmet ettiğini gösteriyor. Neden zarar etti? Kain olmaya gerek yok. Zarara uğratacaksınız, sonra zarar oluşturuyor diye satacaksınız. Bedavaya satacaksınız. Gözünüzü kapatırsanız sadece kendinize gece yaparsınız. Sayın Akar. Hukuk adalet diyenlerin asla bu konuda laf söyleme hakkı olmaz. Türk Telekom'u özelleştirecek kadar millilikten, yerlilikten çıktınız. Katarlılara ve Suudilere peşkeş çektirdiniz arkadaşlar. AKP Grup Başkan Vekili Tuğra'nın CHP'li Bülbül'e yanıt vermesiyle gerilimin dozajı daha da arttı. Ne derseniz deyin, halktan korkmuyoruz. AKP Grup Başkan Vekili'nin konuşmasının ardından AKP'li MHP'li milletvekilleri ve CHP'li milletvekilleri birbirlerini itmeye başladı. Meclis Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç oturuma ara verdi. Arkadaşlar lütfen herkes yerine otursun. Birleşme 10 dakika ara veriyorum. Ara verilmesinin ardından da arbede bir süre daha devam etti. Araya diğer milletvekillerinin girmesiyle de tartışma daha fazla büyümeden sonlandı. Geriye ise işte bu görüntüler kaldı. Meclisteki tartışmanın ardından CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel kameraların karşısına geçti. Tank palet fabrikasının Katar'a rüşvet verildiğini söyledi Özel. Uçan Saray geldiğinde demiştik ki bu dünya siyaset tarihinin o güne kadarki en büyük siyasi jestiydi. Tank palet verildikten sonra anlaşılıyor ki bu dünya siyaset tarihinin en büyük rüşvetiymiş. Yabancı sermaye diye tank paleti veriyorsanız Allah göstermesin sizin elinizden bu kozmik odada kurtulamaz. Ve siz bu kozmik odayı açarsınız, ihaleye verirsiniz, parasından değil mi çil çil dolarlar geldi, çil çil eurolar geldi diye en yüksek teklifi vereni de verirsiniz. Evet, öne çıkan gelişmeleri aktardık. Şimdi gazetelerde köşe yazarlarının bugünkü yazılarını seslendireceğiz. Hangi konuları kaleme almışlar? Hemen bir bakalım. Cumhuriyet gazetesiyle başlıyoruz. Cumhuriyet gazetesinde şöyle bir tarayacak olursak, dikkat çeken köşelere bakacak olursak. Emre Kongar var ilk sırada. Kör cehaletin doymak bilmez açlığı demiş Emre Kongar sevgili seyirciler. Hemen seslendirelim. Her insan cahil doğar, her insanı önce aile sonra toplum eğitir. Bireye toplumsal değerleri ve kuralları aktaran bu sürece sosyalleştirme, toplumsallaştırma diyoruz. Elbette her toplum yapı ve toplumsal yapıyla etkileşim içinde olan her devlet kendine uygun, kendi ideolojisini taşıyan bireyler yetiştirmek ister. O nedenle de her devlet en büyük ağırlığı eğitime, yani aile içi eğitime ve okullara verir. Kabile devletleri kabileye, kabile reisine, monarşik din devletleri krallığa, padişahlığa, din liderlerine krala, padişaha, demokratik milli devletler, demokratik milli devlete seçilmiş yöneticilere bağlılık oluşturur. Her toplum devlet yapısı meşruiyeti için kendine özgü bir ideoloji, bir felsefe, bir bağlılık gerekçesi üretir. Bunun için kabile döneminde aile bağları ve kaba kuvvet kullanılır. Monarşik din devletleri döneminde din ve mezhep büyük baskı ve cezalarla empoze edilir. Demokratik milli devletler döneminde milli irade, yani şeffaf ve adil seçim meşruiyet temelini oluşturur. Benim bu yazımın başlığında kullandığım kör cehalet, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini hedefleyen Türkiye Cumhuriyeti'nde bir önceki devlet toplum aşamasında kalmış olan din ve mezhep üzerinden monarşik dini lidere bağlılıkla yetişmiş dogmatik cehalet için kullandığım bir terimdir diyor Emre Kongar ve kör cehalet veya dogmatik cehalet terimlerini sorgulayıcı ve demokratik eğitimi reddeden, bilgiyi küçümseyen, cehaleti öven ve yücelten cehalet için kullanıyorum diyor yazısında ve yazısı devam ediyor sevgili seyirciler ve değerli dinleyenler. Ve sevgili okurlarım diye devam etmiş.
yazısının son paragrafını seslendirelim. Kör cehaletin doymak bilmez açlığı. Etrafında yiyecek bir şey kalmayınca kendisi gibi olanları, kendi yandaşlarını ve en sonunda da kendisini yemeye başlar ve yiye yiye kendisini de bitirir demiş. Evet, şöyle yine Cumhuriyet Gazetesi'nden Yazgül Aldoğan'ın yazısına bakalım sevgili seyirciler. Şşt, katil olan erkek, kadın değil demiş. Dünya İnsan Hakları Günü'nde kadınlarla ilgili 3 haber girdi. 3 ayrı ülkeden. Birinci, Finlandiya'yı 34 yaşındaki kadın lider yönetecek. Tüm koalisyon ortakları da kadın. İkinci, Suudi kadınlar artık restoranlara erkeklerle aynı kapıdan girebilecek. Üçüncü, jandarmanın tek kadın bomba imha uzmanı Esma Usubay şehit oldu. Ve Kadıköy'de kadına karşı şiddeti şarkıyla protesto ettikleri için ters kelepçeyle gözaltına alınan 6 kadın kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşe silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmama suçunu işledikleri gerekçesiyle çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir ülkenin uygarlık düzeyini gösteren haberler bunlar. Tamam, Finlandiya olamayız. Onlar erken emeklilik yasası yüzünden ekonomik kriz yaşıyor. Ama şimdi başbakan kadın, koalisyon ortakları kadın. Bize düşen imrenmek. Suudlu kadınların da insan sayılıyor olma yolundaki adımlara sevinecek halimiz yok. Ama onlar erkeklerle eşit olmasa da bir elleri yağda, bir elleri balda. Altın kafeste bülbül, bize düşense kurşunlar, dayak, ölüm. Gerçekten utanç verici. Terörle mücadelede bir uzman kadın rütbelimiz şehit oluyor ve şehirlerde kadınlar protesto için sokağa çıktığında bile yerlerde sürükleniyor demiş Yazgül'ü Aldoğan bugünkü köşesinde. Ve köşesi devam ediyor. Ara başlık var. Hemen bir bakalım ara başlığa da. Katile şefkat. Polis Ceren'in katiline ters kelepçe takmadı. Polis Ceren'in katiline sevk arabasında cezaevi beğendirmek için seferber oldu. Polis katillerin tarafında mı? Polis canileri mi savunuyor? Polis erkek şiddetinden yana mı? Polis tehdit altındayım, beni kurtarın, adam beni öldürecek demek için ilk adres imdat polis diye çağıracağımız kişi değil mi? Sonra polis gelip kadını mı götürecek ters kelepçe takıp? İşte bu kadar mantıksız yaptığınız iş. Sayın Vali, Sayın Emniyet Müdürü, Sayın İçişleri Bakanı, polisleriniz kadına şiddet uygulamak için değil, şiddet uygulanmasına karşı çıkan kadınları korumak için görevli olmalı demiş yazısında. Yazısının başlığını tekrar seslendirelim. Şşt, katil olan erkek değil, kadın demiş. Katil olan erkek, kadın değil demiş, affedersiniz. Ve burada kadına yönelik şiddette gösterilen tepkilerle kadınların şiddete karşı verdiği tepkilerde yapılan müdahaleler gündeme taşınmış Yazgül Aldoğan'ın yazısında. Hemen bakalım Cumhuriyet Gazetesi'nde. Şöyle bir göz atacağız Cumhuriyet Gazetesi'nde diğer yazılara. Ve Libya'ya asker gönderme meselesi başlıklı yazıya bakacağız. Mehmet Ali Güller'in yazısı. Geçen hafta değerlendirdik. Ankara ile Trablus arasında Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırası doğru ama eksik bir hamledir. Suriye ile tamamlanmalıdır ancak Ankara'dan eksikliği tamamlama işareti yerine doğruyu sıkıntıya düşürecek bir işaret geldi. Erdoğan canlı yayında yönetiminin ya da halkının talep etmesi durumunda Libya'ya asker göndereceklerini söyledi. Bu açıklamadan hemen sonra talep girişimi de geldi. Libya Devlet Yüksek Konseyi üyesi Abdurrahman Şater, Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Seraç'tan Türk ordusunun ülkeye davet edilmesini talep etti. Ve Mehmet Ali Güller bu konuyu köşesine taşımış sevgili seyirciler. Cumhuriyet Gazetesi'nde iç sayfada yerini buluyor yazı ve devamını da yine Cumhuriyet Gazetesi'nde okuyabilirsiniz. Cumhuriyet Gazetesi'ni noktalayacağız. Sözcü Gazetesi'ne bir bakalım. Evet, Sözcü Gazetesi'nin köşelerini seslendireceğiz. Şöyle bir göz atacağız önce. Necati Doğru'nun köşesini seslendirelim Sözcü'den.
Türkiye uyanıyor demiş Necati Doğru. Türkiye uyanıyor, ben umutluyum. Beceriksizleri, yalancıları, israfçıları, despotları, ben merkezcileri, yüksek ego sahiplerini, siyaseti zenginleştirme aracı yapanları, halkı Allah'la aldatanları ilk genel seçimle ayıklayıp atacak günlere hızla yaklaşıyoruz. Halk kuzu gibidir. Ne verirsen yer, kör kurnazlığı çok geride kaldı. Türkiye büyük ülke. Her şeyi yapar. Uyanırsa hızla toparlar. Güzel günler gelecek. Halkın uyanması için çok ışık belirdi. Kimi ışık yetersiz kaldı, kimisi projektör oldu. Onlardan biri şuydu. Katar uçak hediye etti. Cumhurbaşkanı kabul etti. Katar A Bank'ı satın aldı. Katar Finans Bank'ı satın aldı. Katar Dijitürk'ü satın aldı. Katar Banvit'i satın aldı diye sıralıyor Katar'ın aldığı şirketleri ve devam ediyor. Tank palet fabrikası meselesiyle devam ediyor. Katar tank palet fabrikasını işletme hakkı devri özelleştirmenin bir başka türü olarak yorumlamış Necati Doğru. Bu yolla Katar'a verilmiş oldu tank palet fabrikası. Daha ne kaldı? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın tank palet fabrikasının devredilmesini eleştirenlere cevabı uyanmaya ilave ışık oldu. Bakan şunu söyledi. Biz tankımızı yapmaya çalışıyoruz. Biz şimdi armudun sapı, üzümün çöpü diye bunları da bir şekilde tehir edersen yine onlarca yıl kaybederiz diyerek Türkiye'yi kaybetmekle korkuttu. Korkutmadan ışık doğdu. Türkiye uyumamak üzere iyice uyandı demiş Necati Doğru bugünkü köşesinde. Ve köşesi devam ediyor, köşe yazısı Necati Doğru'nun. Sözcü gazetesinde bulabilirsiniz. Emin Çölaşan'ın yazısına bakalım. Konuşunuz Abdullah Bey demiş Emin Çölaşan bugünkü yazısında. Sevgili okurlarım, adam gibi siyaset yapmak yürek işidir. Siyasete soyunduysan korkmayacaksın, gerektiğinde konuşmayı bileceksin. Bakınız, Recep Bey birkaç gün önce bazı kimseleri dolandırıcılık yapmakla suçladı. Konu İstanbul Şehir Üniversitesi adlı kuruluşa ücretsiz devredilen yüzlerce dönümden oluşan İstanbul'un en değerli arazisi ve bu kuruluşa Kamu Bankası Halkbank tarafından verilen krediler. Bir sürü karmaşık ve teknik mekanizma bilmeyenlerin anlaması asla mümkün değil. Yine çok basitçe ve bir kez daha anlatmaya çalışayım. Aslında devlet malı olan bu arazinin söz konusu torpilli üniversiteye bedelsiz devri konusunda alınmış 2 adet yüksek planlama kurulu kararı var. 2013 tarihli kararın ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın imzaları yer alıyor. Fakat gelin görün ki Babacan ve Şimşek şu anda AKP'den kopmuş ve yeni bir parti kurma hazırlığı içinde. Recep Bey dolandırıcılık iddiasına onların ismini karıştırıyor ama halen AKP'den kopmamış olan Binali Yıldırım'ı suçlamıyor. Ve bu yazı devam ediyor sevgili seyirciler. Konuşunuz Abdullah Bey demiş ve devam eden yazının son kısmını bir seslendirelim. Bu durumdan içimden önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e kısa bir açık mektup yazmak geldim. Sayın Abdullah Gül, siz ve birlikte parti kuracağınız bazı arkadaşlarınız resmen suçlandınız. Hem de en ağır biçimde. Ama ses veremiyorsunuz. Bu konuda ya da başka konularda söyleyecek bir sözünüz yok mu? Sessiz sedasız sütre gerisine çekilmişsiniz. Ağzınızı bıçak açmıyor. Daha neyi bekliyorsunuz Abdullah Bey? Yahu bir gün olsun çıkın ortaya da bir şeyler söyleyin. Belki henüz zamanı gelmedi. Sonra konuşurum diyorsunuz da bu ürkekliğiniz ve sessizliğiniz hiç yakışık alıyor mu? Söyleyecek çok şeyiniz olduğunu tahmin ediyorum. Ama belki de hiç yoktur. Belki şöyle düşünüyorsunuz. Benim de geçmişten kaynaklanan bazı açıklarım olabilir. Konuşursam üzerime gelirler. O suçlamalara karşı koymakta zorlanırım. Zira geçmişte çok şey biliyordum ama söz konusu partim ve beni Cumhurbaşkanı seçtiren Tayyip olduğu için bir şey diyemedim, müdahale edemedim ve hep sessiz kalmayı yeğledim. En iyisi hiç konuşmamak ve bunların hedefi olmamak. Siz bilirsiniz Abdullah Bey ama bu tavrınız son derece yanlıştır. Gelecek günler umarım beni yanıltır, saygılarımla demiş Emin Çölaşan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e bir mektup yazmış yazısında. Evet, kısa bir araya gideceğiz Emin Çölaşan'ın yazısıyla birlikte ve aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet.
Evet sevgili seyirciler, Seyir Sabah'a devam ediyoruz. KRT TV Yön Radyo ortak yayınındasınız ve saatlerimiz 9.36'yı gösteriyor. Köşe yazılarını seslendiriyorduk. Devam edelim Sözcü Gazetesi'yle. Sözcü Gazetesi'nde Rahmi Turan'ın köşesini seslendireceğiz. Hemen şöyle bir bakalım. Hani hortumcu eller kesilecekti diye sormuş Rahmi Turan bugünkü köşesinden. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın kendisini Halkbank'ı dolandırmaya çalışmakla suçlaması üzerine eski Başbakan Davutoğlu sert bir çıkış yaparak şöyle demişti. Madem bu ülkenin bir başbakanına dolandırıcılık iftirasında bulunulmuştur, o zaman şu anda görev yapanlar dahil olmak üzere yaşayan bütün cumhurbaşkanlarının, başbakanlarının, kamu bankalarının, bağlı olduğu devlet bakanlarının ve onların birinci, ikinci derece yakınlarının tüm mal varlıklarını siyasete girdikleri günden bugüne kadar soruşturmak üzere Meclis Araştırma Komisyonu kurulmalı ve yetimlerin hakları son kuruşuna kadar korunmalıdır. Ve Davutoğlu'nun bu cümleleri hatırlatılmış, hani hortumcu eller kesilecekti başlığı altında. Ve devam ediyor Rahmi Turan köşesine. Davutoğlu, AKP Genel Başkanı seçildiği gün olağanüstü kongre tarihinde, kongresinde tarihi bir konuşma yapmış. Hortumcu elleri keserim demişti. Davutoğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu hükümet programında da yolsuzlukla mücadeleye özel vurgu yaptığını gördük. Siyasi hayatımızda yolsuzlukların her dönem Türkiye'nin gündemini işgal ettiğini görüyoruz. Bazı başbakanlar, bakanlar, komutanlar Yüce Divan'da yargılandılar. Yolsuzlukla mücadele ne yazık ki bazıları tarafından siyasi rakipleri tasfiye için kullanıldı. Hortumcu elleri keserim diyerek ortaya çıkan başbakanın yolsuzlukla mücadelede samimi olduğunu atacağı birkaç adımla kamuoyuna göstermeliydi. Sayın Davutoğlu'nun yolsuzlukla mücadele planlarını hazırlamakta görevlendirilecek bir yolsuzlukla mücadele yüksek istişare kurulunu başbakanlıkta veya AKP genel merkezinde hayata geçirmesini önerdim. Fakat Davutoğlu'ndan hiçbir hareket gelmedi. Hortumcu eller kesilmedi. Şimdi aynı Davutoğlu'nun temiz siyaset için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istemesi çelişki değil midir diye soruyor Rahmi Turan. Her şeye rağmen Halkbank'ın dolandırılması iddialarını ve diğer savları araştırmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon kurulması gerektiği görüşündeyim. Temiz siyaset için bu şarttır ifadelerini kullanmış Sözcü Gazetesi'nde. Evet, devam edeceğiz. Sözcü Gazetesi'ni bu şekilde noktalayalım. Bir diğer gazeteye geçelim. Bir Gün Gazetesi'ne bakalım. Evet, Bir Gün Gazetesi'ndeki köşe yazılarına şöyle bir göz atacağız birlikte. Evet, şöyle bir bakalım. Cumhur İttifakı meclise takılan ters kelepçe. İbrahim Kaboğlu'nun yazısı Bir Gün Gazetesi'nde yerini buluyor. Hemen seslendireceğiz İbrahim Kaboğlu'nun yazısını. 2017 Anayasa Değişikliği demokratik hukuk devleti temel gereklileriyle bağdaştığında anayasa ihtiyacı her gün daha çok hissedilmekte. Bu gereklilik Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak adlandırılan ve aslında bir monokrasi olarak düzenlemenin uygulanma şekli ve çelişkilerinin daha çok somutlaşmasıyla her geçen gün doğrulanıyor. Vekillerin söylemi, parti genel başkanlığı, Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı vekaleti, bakanların hukuki konumu ve siyasal etkinliklerin, çelişkilerin somut örneğidir. Ve devam ediyor yazısına İbrahim Kaboğlu. Yalakalık seferberliği ara başlığını atmış. Cumhur İttifakı vekilleri ve bütçe görüşmelerinde bakanların kurallar yerine sürekli lider referansı, iktidarın kişiselleştirilmesini teyit ediyor. Aslında anayasal ve siyasal sistem veya rejim yerine kişi yönetimine vurgu, geçici bir dönemle sınırlı kalacağının da bir göstergesi. Vekiller bütçe konuşmalarını sanki parlamenter rejim devam ediyor ve bir hükümet varmış söylemine dayandırmakla birlikte adeta bir seferberlik vesilesi olarak görüyor genel başkanlık ara başlığı. Bunda Cumhurbaşkanı'nın statüsü çerçevesindeki tarafsızlık, amir anayasa hükümlerine karşın parti genel başkanı da olmasının payı belirleyici. Genel başkanlık ve MHP ile ittifak
yasamanın asli ve genel yetki özelliğini zedelediği gibi dayandırmakla birlikte zedeliyor ve aynı zamanda anayasa suçu eşliğinde birçok aykırıklara neden oluyor demiş İbrahim Kaboğlu bugünkü köşesinde Bir Gün gazetesinde. Evet, devam ediyoruz. Bir diğer gazete, Milliyet gazetesine bir bakacağız şimdi. Evet, gazetelerde köşe yazarlarını seslendiriyoruz. Köşe yazarlarının bugünkü yazılarını seslendiriyoruz. Hemen bakalım. Asu Maro, kadınlar değil katiller demiş. Buna kimsenin itirazı olur mu bilmiyorum. Bu dünyada kadına karşı şiddeti protesto etmeye birilerinin hakkı varsa onların başlarında bizim ülkenin kadınları gelir diye düşünüyorum. Bu herhalde herkesin kabul ettiği bir gerçek olsa gerek ki bu ülkede kadınlar öldürülüyor. Üstelik yıldan yıla artan şekilde rakamlar ürkütücü. Ben demiyorum, kadın cinayetlerini durduracağız platformu söylüyor. 2017'de 409, 2018'de 440, 2019'un ilk 11 ayında en az 430 kadın cinayete kurban gitmiş durumda. Taciz, tecavüz, şiddet, hele hele aile içi şiddet vakaları almış yürümüş durumda. Son dönemlerde kadın örgütlerinin çabaları ve sosyal medyanın etkisiyle konu daha çok gündeme gelir oldu. Artık hepimiz isim isim biliyoruz. Hangi şehirde hangi kadın şiddet gördüğü kocası, ayrılmak istediği sevgilisi ya da tanıdığı tanımadığı hangi erkek tarafından katledildi? Yüzleri, gözlerini, gülümsemelerini biliyoruz. Davalarının bekçisi olan hemcinslerinin ellerindeki pankartlardan, yakalarındaki fotoğraflardan biliyoruz. Şule Çet davasında çıkan müebbet hapis kararında bunun payının olmadığını kim söyleyebilir diyor. Kaç kere polise sığınıp evlerine gönderildiklerini de biliyoruz öte yandan. Şikayetçi oldukları adamların nasıl ifadelerinin alınıp delil yetersizliğinden serbest bırakıldığını, uygulanamayan uzaklaştırma kararlarını gizli kapaklı değil, tehditler savura savura gelen cinayetleri de biliyoruz demiş. Kadınlar değil katiller yazısında Asu Maro. Ve devam ediyor. Hemen bir sonunu okuyalım yazının. Kabul etmesi neden bu kadar zor bilmiyorum ama kadın cinayetleri hayati bir mesele. Rakamlar ortada. Bu tablonun adını koymak bizi ele güne karşı kötü duruma düşürmez. Kadınları yaşatmak için bir adım atmış oluruz aksine. Bunun için birçok başka etkenin yanı sıra polisin hedefinde de dans eden kadınların değil, tehdit savuran katillerin olması gerekiyor. Biri yaşamın peşinde, diğeri ölümün. Seçim yapmak o kadar da zor olmamalı. Milliyet gazetesinden bir yazıyı seslendirdik. Devam edelim hemen bir diğer gazeteyle, Hürriyet gazetesine bakalım. Evet, Hürriyet gazetesinde köşe yazısı seslendireceğiz. Şöyle bir tarayalım. Ahmet Hakan'ın köşesine bakalım. Beni tehdit eden Rahmi Turan'a sesleniyorum. Demek Tan'da yaptıklarını bana da yapacaksın ha demiş. Evet, hemen bakacağız, seslendireceğiz bu yazıyı Hürriyet gazetesinden. Pazar günü akşam üzeri. Maillerime şöyle bir bakayım dedim. Tak diye karşıma çıktı Rahmi Turan'dan gelen mail. Okudum, canım sıkıldı. Adam resmen hakkında yazı yazmaya devam edersen sana bel altından saldırırım, sana iftira atarım, sana kara çalarım diye beni tehdit ediyordu. Önce şöyle dedim, yahu bu adam geçmişin namlı asparagasçısı, bunu biliyoruz. Son günlerde Türk basın tarihine geçecek çok büyük bir asparagasa imza attı, bunu da biliyoruz. Böyle biriyle tartışmaya girmeye değmez. Bırakayım ne hali varsa görsün. Fakat sonra düşündüm, ben buna cevap vermeyince, bak Nişantaşı falan diyerek tehdit edince nasıl da sustu, iftira atacağımı söyleyince nasıl da korktu falan diyecek. Böyle bir zevki ona tattırmak istemedim. Ben zannediyordum ki Rahmi Turan geçmişte Tan gazetesinde yaptığı asparagas habercilikten derin bir pişmanlık ve utanç duyuyor. Alakası yokmuş. Tan gazetesinde yaptığı çirkinlikleri her an yapabilecek durumdaymış. Elinden geleni ardına koyma diyor Rahmi Turan'a Ahmet Hakan bugünkü köşesinde. Ve Tan gazetesinden Rahmi Turan'ın haberlerinden bazı haberler seçmiş ve köşesine iliştirmiş o haberlerin fotoğraflarını. Evet, Hürriyet gazetesinde Ahmet Hakan'ın köşesini seslendirdik sevgili seyirciler. Ve şöyle bir bakalım. Abdülkadir Selvi'nin köşesine bakalım.
Abdülkadir Selvi meclisten haber veriyor daha çok. Mecliste neler olup bittiğine dair köşe kalemi alıyor genel olarak. Söz meclisten dışarı demiş. Bütçe görüşmeleri nedeniyle mecliste zaman zaman tansiyon yükseliyor. AK Parti ve CHP milletvekilleri yumrukları sıkıp birbirinin üzerine yürüyor. Söz meclisten dışarı dedirtecek sahneler yaşanıyor demiş. Ve mecliste yaşananları aktarmış. Ve yazısının devamında şu ifadeleri kullanmış. Mecliste tuhaf bir gerginlik yaşanıyor. Bütçe görüşmeleri sırasında meclis bir anda karışıyor. Milletvekilleri birbirinin üzerine yürüyor. Geçmişte bu tür küçük gerginlikler büyük kavgalara dönüşmüş ve ölümle, yaralanmalarla sonuçlanan üzücü olaylar yaşanmıştı. Tatsız bir olay yaşanmaması için Meclis Başkanı Mustafa Şentop başta olmak üzere liderlerin dikkatini çekmek istiyorum demiş. Abdülkadir Selvi, Hürriyet gazetesinde bu şekilde noktalayalım. Şimdi bir diğer gazeteyle devam edeceğiz. Sırada Yeni Çağ gazetesi var. Hemen bakalım Yeni Çağ gazetesindeki köşe yazılarına. Evet. Şöyle bir göz attığımızda. Arslan Bulut'un yazısına bakalım. Yeni Çağ gazetesinde. Suriyeliler yeni rejim kurmak için mi getirildi demiş Arslan Bulut bugünkü köşesinde. Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasıyla iki ülke arasında hakkaniyet esasına göre bir hat çizildiğini belirtti ve bu olumlu ve önemli bir adımdır. Bu anlaşmanın Türkiye'ye karşı yapılan bazı oyunları bozacağı gözüküyor dedi ve İlker Başbuğ mutabakatın nasıl sonuçlar doğuracağını da özetledi demiş ve devam ediyor bu özet. Türkiye'yi yöneten siyasi irade ise bir taraftan Libya ile varılan mutabakatı onaylarken diğer taraftan Suriyelileri vatandaşlığa almayı hızlandırdı. Bugüne kadar 110 bin Suriyelinin Türk vatandaşlığına alındığını, bu sayının artacağını söyleyen Recep Tayyip Erdoğan, Suriyeliler arasında nitelikli eleman konumunda çok fazla kişi olduğunu söyledi. Ve Erdoğan'ın açıklamaları yerini bulmuş bu yazıda. Suriyeliler Türkiye'yi çok milletli bir yapıya doğru sürüklemiyor mu diye sormuş Arslan Bulut yazısını noktalarken sevgili seyirciler. Evet, köşe yazarlarının bugünkü yazılarını seslendirdik. Bugün kaleme aldıkları yazıları, konuları seslendirdik. Ve Seyir Sabahı artık bu şekilde noktalıyoruz. Noktalamadan önce paylaştığımız bir şarkı oluyor her sabah. Bugün Umut Akyürek'ten O Dudaklar Yine şarkısını dinleyeceğiz.